Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah bu gecemizi hayırlara vesile eylesin. Senede bir geceyi Yüce Allah bu promosyon olarak insanlara, kullarına ikram olarak sunmuştur, sunmaktadır. Kadir suresinde Yüce Mevla biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen onun ne olduğunu nereden bileceksin? O 1000 aydan hayırlı bir gecedir. O gecede melekler yeryüzüne iner de inerler. Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner, sabaha kadar yapılan dualara amin der. Yapılan duaların dosyasını alır, Yüce Allah'a götürür ve Yüce Allah kutsi hadiste yok mu bu gece bana dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu yardım dileyen yardımına gideyim? Yok mu kederini, sıkıntısını def etmek isteyen onun kederini ve sıkıntısını kaldırayım diyerek bu gece için kullarına ikramda, lütufta ve ihsanda bulunur. Böyle bir geceyi Allah kendisine inanan kullarına, Kur'an'ının yüzü suyu hürmetine, Kur'an'ıyla, vahyiyle, mesajıyla insanların buluştuğu bu günü bayram ilan ederek, adını da Kadir Gecesi koyarak, ikramını da bu geceye 1000 aydan hayırlı yaparak ve sonucunu da dualarının kabulünü ifade ederek, vaat ederek kullarına ikram ve ihsanda bulunmuştur. Bu sebeple biz de Ramazan ayı içerisinde okunan mukabeleler, okunan Yasin-i Şerifler, tevhidler, tahliller, fetihler, Kur'an-ı Kerim'in bilumum sureleri sık sık okunur. Yasin-i Şerif, Tebareke, Rahman suresi, Fetih suresi, Kehf suresi ve diğer küçük sureler. Onları bilemeyenler İhlas, Felek ve Nas surelerini okurlar. Selavat getirirler, tekbir getirirler, tahlil getirirler, tevhid yaparlar. Her birisini de bunları yaparkenki düşünceler aslında duadır. Duanın anlamı da şudur. Dua ile biz bu yapmış olduğumuz ibadetleri arz ederiz. Aslında taleplerimizi Allah'a ifade ederiz. Ya Rabbi biz bu kadar bunları yaptık. Dualar, Kur'anlar, kıraatler, tevhidler yaptık. Bunları kabul edip arkasından da bize ihsanda bulun diyerek dua ederiz. Duamız o işin meyvelerinin toplanmasıdır. Öyle buyurdu ya Yüce Allah, namaz ve dua ile benden isteyin. İstemektir. İstemek kötü bir şey değil. Allah kendi buyuruyor. Aksine emrediyor. İsteyin benden. Dua ederseniz ben sizin hemen şah damarınızdan yakınım. Duanıza icabet ederim. Dua her zaman edilir ama 1000 aydan hayırlı olduğunu Allah'ın belirttiği bu ikram gecesinde dua çok daha anlamlı olur. O nedenle biz de takipçilerimizin de isteği üzerine nerede yüzlerce dostumuz, takipçimiz bugün mesajda yollamak suretiyle isimleri hep bizde var. Bunlar bir kısmı mukabele okumuş hatim, bir kısmı Yasin-i Şerif, bir kısmı Fetih, bir kısmı Rahman, bir kısmı diğer Kur'an kıraatlerini, Kur'an surelerini okumuş, bir kısmı salavat, tekbir, tahlil, tesbih çekmiş ve bunları belli sayılarda çekmiş ve bu geceyi bu şekilde değerlendirme arzusunda olduğunu bizlerle paylaşmış ve hepimiz, hepiniz adına isimleri de belirtilen bunları yapanlar, okuyanlar, tesbih çekenlerin hepsinin adına biz bu akşam inşallah biraz sonra dua yapmak suretiyle bu geceyi anlamlandıracağız. Ve bu geceden, bu duadan sonra tabii işimiz bitmiş olmayacak. İnşallah arkasından da herkes kendi evinde, hanesinde seccadesini serecek, abdestini alacak. Bu duanın arkasından 2 rekat namaz kılıp kendi öz diliyle, öz haliyle, öz hissiyle kendi derdini, kendi sıkıntısını, kederini, arzusunu, talebini kendi diliyle Yüce Mevla'ya arz edecek. Öyle inanıyoruz ki Allah bu vaadini yerine getirecek, duaları kabul edecektir. Ancak şunu bilmeli ki duaların kabulü bizim istediğimiz şekilde tecelli etmiyor olabilir. Bu da duanın kabul olmadığı anlamına gelmez. Bu gece yapılacak dualar mutlaka kabuldür. her zamankilerde kabuldur ama bu gece ayrı bir kabuldür. Yani geceye 1000 yıllık değer biçtiğini söyleyen Allah, buradaki sızlanmayı, seslenmeyi, hissiyatı, sözü, eylemi her birisini katında değere uygun bulacak inşallah. Bizim için hayırlı olan şekliyle tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu duygularla bu gecenin hepimiz ve hepiniz için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum. Hepimiz birlikte duamıza amin demek üzere duamızı yapıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirine ya Resulallah. Ey ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, bu gecenin sabahına çıkmadan günahlarımızın affını istiyoruz. Günahlarımızı affeyle. Bu gecenin sabahına çıkmadan dualarımızın kabulünü istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Bu gecenin sabahına çıkmadan sıkıntılarımızın ve kederlerimizin def-u-ref olmasını istiyoruz. Onları def-u-ref eyle. Bu gecenin sabahına çıkmadan sıkıntılarımızın, hata ve kusurlarımızın setredilmesini istiyoruz. Onları setreyle. Bu gecenin sabahına çıkmadan dualarımızın, ibadet, namaz, oruç, zekat, hac, fitre, infaklarımızın kabulünü istiyoruz. Onları kabul eyle. Bu gecenin sabahına çıkmadan içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden milletçe kurtulmayı diliyoruz. Onlardan bizi muhafaza eyle. Sen koru ya Rabbi. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatimleri, tekbirleri, selavatları, fatihaları, Fetih suresini, Rahman suresini, Ayet-el Kürsi'yi, bilumum Kur'an-ı Kerim'de neler okunmuşsa salavat ve duaları, tevhidleri ve diğer bilumum kıraatleri kabul eyle. Her kim okumuş burada duasını yapılması için bizlere haber vermiş, mesaj yazmışsa veya yazmamış ve okumuşsa, dünyanın her tarafında senin kitabın olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın kimler hatmetmişse, kimler o Kur'an'ın içerisinden belli bölümleri okumuşsa, kimler sana ve Resulüne selam vermiş, dua etmiş, kelime-i tevhid getirmiş, selavat-ı şerife çekmiş, tesbihler, tahlillerle bu günleri, bu geceleri ihya etmişse, bu yapılanların, okunanların, söylenenlerin cümlesini dergahında kabul eyle ya Rabbi. Bunlardan nasıl olan sevabı evvelen ve bizzat kainatın efendisi Hazreti Habibin, Ahmedi Mahmud-u Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin pak münevver mudahhar ruhu şeriflerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamberimize yapmış olduğumuz bu duayı haberdar eyle Allah'ım. Peygamberimize her kim selavat getirmişse, hem kim Kur'an kıraati okumuş ve selam vermişse, her kim gönlünden Hazreti Peygamber muhabbetini ilan etmişse, cümlesinin sevgisini, muhabbetini, selamını, selavatını, kıraatını, duasını, Kur'an'ını Hazreti Peygamber'e haberdar eyle ya Rabbi. Okunan Kur'anlardan, hatimlerden, selavatlardan, tekbirlerden, dualardan hasıl olan sevabı ilk Peygamber Hazreti Adem'den son Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e kadar cümle gelmiş geçmiş peygamberlerin ruhaniyetine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı sahabenin, tabiinin, tebevv tabiinin, Rıdvanullahi Teala aleyhi ve sellem efendilerimizin, ülema, evliya, şüheda ve zühedaların ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Dünyanın her tarafında metfun bulunan mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de metfun bulunan Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Peygamber'in eşleri olan annelerimiz Ehl-i Beyt'in ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Cennetül Baki'de, Cennetül Mualla'da metfun bulunan Hüccacı Kiram'ın ve Sahabe-i Kiram'ın ruhlarına hediye eyledik. Şu anda haberdar eyle. Vasıl eyle ya Rabbi. dünyanın her tarafında metfun bulunan müminlerin, muhavitlerin, müminelerin ruhuna hediyeledik vasıleyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı ülkemizde, ilimizde, köyümüzde, mahallemizde, ilçemizde, etrafımızda metfun bulunan bütün müminlerin ruhlarına hediye eyledik. Bu Kadir Gecesi hürmetine vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbim. Hasreten her kimler hatim okumuş, mukabele yapmışsa, her kim selavat getirmiş, Hz. Peygamber'e selam vermişse, her kim tevhid okumuş, tesbih çekmiş, Kur'an'dan belli yerleri kıraat etmişse, kimler bunu ne kadar yapmışsa cümlesinin niyetlerini, ibadetlerini, hatimlerini, tesbihlerini, kıraatlerini kabul eyle Allah'ım. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine onların niyetlerini arş-ı alâda katında değerli olanlar içerisine ilhak eyle ya Rabbi. Bunlardan asıl olan sevabı evvelen ve bizzat okuyanların ahirete irtihal etmiş, hasreten ve özellikle anne, baba, evlat, damat, gelin, eş, dost, çoluk, çocuk, dede, nine, torun, torba, her kimleri varsa konu, komşu, dostları ve arkadaşları cümlesinin ruhlarına hediye eyledik şu anda vasıl eyle Allah'ım. Cümlesinin kabirlerini revzatın min riyazın cinan eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini purnur, makamlarını cennet, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerinde bugüne kadar dünyada işlemiş oldukları ameller nedeniyle bir takım sıkıntılar çekiyor, kabir azabına muhatap oluyorlarsa da içerisinde bulunduğumuz ve mübarek olduğunu, kıymetli ve değerli olduğunu ilan ettiğin bu Kadir Gecesi hürmetine, bu gecede inzal buyurulan Kur'an-ı Mübin hürmetine, bin aydan hayırlı olan bu gecede yeryüzüne gönderdiğin ve görevlendirdiğin melekler hürmetine onların kabir azaplarını, kabirdeki sıkıntılarını kaldır ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerine tevdi eyle ya Rabbi. Cümlesini Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama komşu eyle ya Rabbi. Cümlesini Hz. Peygamber'in sancağı altında aşru cem olan kullarından eyle ya Rabbi. Cümlesini ahiret hayatında Habibin, Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatında, ahiret hayatında komşuları olmasını nasip eyle ya Rabbi. Cümlesine yapmış olduğumuz bu duaları, okunan hatimleri, kıraatları, tesbihleri, tahlilleri, selavatları, sure-i celileleri onlara şahit eyle. Kabirlerinde yoldaş, arkadaş eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen Gafurur Rahim'sin. Bizlerin ne istediğini, ne yaptığını biliyorsun. Ahirete irtihal edenler yakınlarımıza, büyüklerimize, geçmişimize, devlet büyüklerine rahmet eyle. Geride hiçbir kimsesi olmadığı için okunan Kur'an'ı aklarında ve arkalarında yapılan infakı olmayanlara da yapmış olduğumuz bu dualardan hissedar eyle ya Rabbi. Onların da kabirlerini purnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, son nefeste bizlere iman, ihsan, Kur'an, şehadet nasip eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve mahbubuhu ve rasulü diyerek, inanarak, yaşayarak çene kapamamızı bizlere, evlatlarımıza, nefsimize, neslimize, tüm inananlara nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Memleketimizin savunmasında, ırzımızın, arzımızın korunmasında, devletimizin bekasında, sınır içerisinde ve sınırlar dışarısında mücadele veren, bu mücadeleyi verirken canlarını seve seve feda eden vatan evlatları şehitlerimizin ahiretteki hayatını peygamberler seviyesinde olmasını ihsan eyle ya Rabbi. Bu dualarımızdan, hatimlerden, Kur'anlardan, kıraatlerden onları da haberdar eyle ya Rabbi. Onları bizlere, bizleri onlara şahit eyle ya Rabbi. Geride hakları, hukukları varsa onların karşılığında sen alacıklılara ikram eyle, onların günahlarını izale eyle ya Rabbi, telafi eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri her türlü kazadan, beladan, musibetten, sıkıntıdan muhafaza eyle. bizleri, müminleri, evlatlarımızı şeytanın şerrinden, şeytan uyluklu insanların şerrinden, kafirlerin, münafıkların, müşriklerin şerrinden, zalimlerin şerrinden, hainlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri ve evlatlarımızı, ümmeti Muhammed'i ve Kur'an kıraat edenlerin cümlesini, duamıza iştirak edip amin diyenlerin cümlesini, kazalardan, nazarlardan, belalardan, sıkıntılardan, iftiradan, dedikodudan, gıybetten, yalandan, dolandan, zarardan, ziyandan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, duamıza iştirak edip ellerini açan, amin diyen, bir vesile Kur'an kıraat eden veya etmeyenlerin, ahirete irtihal eden tüm yakınlarını bu gecenin yüzü suyu hürmetinde rahmetinle affı mağfiret eyle, merhametinle onlara gelecekte hayırlı ahiret hayatı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri ve evlatlarımızı Kur'ansız, imansız, ezansız, vatansız, milletsiz, devletsiz bırakma ya Rabbi. Vatanımıza, devletimize, milletimize, arzımıza, ırzımıza zarar vermek isteyen hainlere fırsat verme ya Rabbi. Malımıza, canımıza, nefsimize, aklımıza, dinimize, etrafımıza zarar vermek isteyen hainleri ve zalimleri kahreyle ya Rabbi. Kahr isminle kahru perişan eyle Allah'ım. Memleketimizin üzerinde gözü olup vatanımızı bölmek, devletimizi yıkmak, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyen iç ve dış hainlere fırsat verme Allah'ım. Onları kahrisminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Hidayet ihsan eyle, ibadet ihsan eyle. Onlara yapmazlarsa, olmazlarsa, gelmezlerse onları kahreyle. Geçmiş ümmetlerde, geçmiş milletlerde, geçmiş peygamberler döneminde helak olan o milletler gibi helak olacak amelleri işleyen hainleri ve zalimleri dünyada da ahirette de helak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri ve evlatlarımızı dünya ve ahiret hayatında mahcup olanlardan eyleme Allah'ım. Mahzun olanlardan eyleme ya Rabbi. Dünya ve ahiret nimetinden mahrum olanlardan eyleme Allah'ım. Dünya ve ahirette mağdur olanlardan eyleme ya Rabbi. İçerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan şahıslarımızı, hanelerimizi, mahallelerimizi, ülkemizi, ümmetimizi, milletimizi, insanlığı en kısa zamanda sen muhafaza eyle ya Rabbi. Koronavirüs belasından milletimizi, ülkemizi, insanımızı, insanlığı en kısa zamanda kurtarıp hayatın normale dönmesini ihsan eyle, nasip eyle ya Rabbi. Gelecek hayırlı, bereketli, rahmet dolu günleri bizlere, hanemize, mahallemize, topluma, insanlığa, İslam'a, Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. Her türlü sıkıntıdan, kederden, problemlerden, musibetlerden bizleri ve evlatlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizlerin ne istediğini biliyorsun. İhtiyaçlarımızın neler olduğunu da biliyorsun. Sıkıntılarımızı, kederlerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı da biliyorsun. Onları sana arz ediyoruz. Sen onları affeyle. Sen onlardan ikram olması gerekenlerden ikram eyle. Lütfedeceklerini lütfeyle. İhsan edeceklerini ihsan eyle. Hayırlı, uzun, bereketli ömürler nasip eyle ya Rabbi. Bizlere ve evlatlarımıza bol bereketli helal kazançlar nasip eyle. Hayırlı gelecekler ihsan eyle ya Rabbi. Ticaretle uğraşanlara bol bereketli ticaretler nasip eyle. Ziraatla uğraşanlara bol bereketli mahsuller nasip eyle. Eğitimle uğraşanlara hayırlı nesiller yetiştirmelerini ihsan eyle. Devletimizi idare eden devlet büyüklerimize devletimiz ve milletimiz için hayırlı kararlar almalarını lütfeyle, ihsan eyle. Onlara zarar verecek hainlere, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi bozup idarecilerimizi birbirine kışkırtmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Milletimize, devletimize hizmet edip ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmet eyle ya Rabbi. 19 Mayıs bayramı vesilesiyle ülkemizin, devletimizin kurulmasına, milletimizin tek vücut olmasına katkı sağlayan tüm devlet büyüklerimize, milletimize, kanaat önderlerimize rahmet eyle. Ahirete irtihal edenlere rahmetinle muameleyle hayatta kalanlar varsa uzun ömürler, bereketli hayatlar, rahat bir yaşamlar, hayırlı ölümler nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, memleketimizde sıkıntı çekenler varsa ki vardır, iş sıkıntısı çekenlere en kısa zamanda hayırlı, bereketli çalışmaları için işler nasip eyle. Rızık sıkıntısı çekenler varsa bol bereketli rızıklar nasip eyle. Çocuklarına karşı yokluk nedeniyle mahcubiyet içerisinde olanlar varsa onlara en kısa zamanda görülmedik, bilinmedik yerlerden hayırlı, bereketli, helal rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Evlenme çağına gelen gençlerimize hayırlı kısmetler nasip eyle ya Rabbi. Ahlak güzelliklerini tercih ederek evlilikler yapmalarını tüm gençlerimize nasip eyle ya Rabbi. Allah Resulü ile eşleri arasındaki, Hz. Adem ile Havva annemiz arasındaki, Hz. Fatıma ile Hz. Ali Efendimiz arasındaki muhabbeti, sevgiyi, aşkı, meveddeti tüm aile bireyleri arasında da ihsan eyle ya Rabbi. Eşimizde, çocuğumuzda, anamızda, babamızda hep birlikte huzurlu ve mutlu hayat yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evlat hasreti çekenlere bu gecenin yüzü suyu hürmetine en kısa zamanda hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın muhabbetini, sevgisini, hizmetini, hürmetini herkese nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ihtiyarladığı yaşlarında çocuk ihsan ettiğin peygamberler gibi çocuk hasreti çekenlere de lütfundan hayırlı evlatlar ihsan eyle. Sen Kur'an-ı Mübin'inde tek verenin de, ikiz verenin de, hiç vermeyenin de sen olduğu bilgisini veriyorsun. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bütün nimetler, bütün külfetler, bütün sevinçler, bütün kederler, her iş ve işlemler senin izninledir. O izninin gereği, o takdirinin gereği, o kudretinin gereği olarak ağlayanları güldür ya Rabbi. En kısa zamanda da evlat hasreti çeken dostlarımıza, yakınlara, duaya iştirak edenlere, etmeyenlere hayırlı evlatlar ihsan eyle ya Rabbi. Var olan evlatlarımızı hayırlı bir şekilde eğitmeyi, büyütmeyi, yetiştirmeyi, vatana, millete, devlete, insana, insanlığa, İslam'a ve Müslümanlara hayırlı hizmetler yapabilecek şekilde onlara hayırlı gelecekler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evlatlarımıza hayırlı makamlar, mekanlar, imkanlar, ünvanlar ihsan eyle. Eğitimin her seviyesinde bulunan evlatlarımıza başarılar nasip eyle. Zihin açıklığı ihsan eyle. Yaklaşan üniversite sınavlarında başarılı olmalarını lütfeyle ya Rabbi. Hayırlı gelecekler nasip eyle ya Rabbi. Yakınlarımızdan, etrafımızdan, duaya iştirak edenlerden, etmeyenlerden önümüzdeki süreçte eğitim sınavlarına, iş sınavlarına, okul sınavlarına ve farklı sınavlara girmek durumunda olanlara başarılar ve hayırlı gelecekler ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dünyanın her tarafında zalimlerin zulmü sebebiyle sıkıntı çeken Müslümanlara, dindaş, vatandaş ve soydaşlarımıza yardım eyle. Başta Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Somali, Yemen, Katar, Uzak Doğu, Doğu Türkistan, Balkanlar, Kafkaslar, Kutuplar olmak üzere dünyanın her tarafındaki Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Hasreten Suriye'deki o düzenin en kısa zamanda hayırlı bir şekilde sürmesini ve kurulmasını nasip eyle. Filistin'de, Kudüs'te müminlerin, Müslümanların hakimiyetini ihsan eyle. Bütün peygamberlerin yaşadığı, insanların hayat kaynağı ve insanlığın start merkezi olan Orta Doğu'da huzur ihsan eyle ya Rabbi. Peygamberlerin ayak bastığı Mekke'de, Medine'de, Kudüs'te, Filistin'de, Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da, Irak'ta her nerede bir peygamber ayağı, bir insan izi varsa oralara hayırlar ihsan eyle. Hayırlı, güzel, rahmetli, bereketli gelecekler lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler ahirete dönmeden ve gitmeden önce günahlarımız affolan kullarından eyle. Bizleri ve evlatlarımızı namaz kılanlardan, dua edenlerden, kulluk yapanlardan eyle ya Rabbi. Duası, kulluğu, ibadeti kabul olanlardan eyle Allah'ım. İsimleri Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma olduğu halde günah çukurlarında yüzenlere en kısa zamanda ibadet ve hidayet nasip eyle ya Rabbi. Kötülükleri bırakmak isteyenlere ve uğraşanlara yardım eyle ya Rabbi. Şeytanla olan mücadelelerinde onları bizlere yalnız bırakma ya Rabbi. Evlatlarımızdan, yakınlarımızdan ibadet kusuru olan ve ibadet etmeyenler varsa onlara en kısa zamanda hayırlı ibadetler ve hidayetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalara acil şifalar ihsan eyle, dertlilere devalar nasip eyle, hapishanelerde ve hastanelerde sıkıntı çekenlere yardım eyle ya Rabbi. Koronavirüs nedeniyle hastanelerde sıkıntı çeken, sağlık sorunları yaşayan kardeşlerimize yardım eyle. En kısa zamanda sıhhat ve selametle hayata, hanelerine ve evlerine dönmelerini nasip eyle. Bu vesileyle hastalarımıza hizmet eden, hürmet eden sağlık çalışanlarına hayırlı gelecekler nasip eyle, bol bereketli helal kazançlar nasip eyle. Onları ve hastaları, bizleri ve insanları her türlü hastalıktan, kederden sen muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi mahşer günü bizleri Habibin Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sancağı altında cem olanlardan eyle ya Rabbi. O gün ikra kitabe kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Al kitabını oku, amel defterinde neler var gör dendiği zaman amel defteri sağından ve önünden verilip gülenlerden, sevinenlerden olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbim. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. O gün günahları, sıkıntıları, kederleri nedeniyle bazıları anasından, babasından, bazıları çoluğundan, çocuğundan, bazıları seven ve sevdiklerinden kaçacaklar. Bizleri kaçanlardan, korkanlardan eyleme Allah'ım. Alnımızda simâhum fî vücûhihim min eseri sucud buyurduğun gibi alnımızda secde iziyle, ayaklarımızda etrafında tavaf yaptığımız harem-i şerif iziyle, avuçlarımızda ellerimizi sürdüğümüz Beytullah iziyle, gönüllerimizde mescit iziyle, Kâbetullah iziyle, Ravzatullah iziyle, Kur'an iziyle huzuruna gelmeyi nasip eyle. Kur'an'ı, ibadeti, infakı, namazı, orucu, haccı, zekat, umreyi bizim için şahit eyle, şefaatçi eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi o mahşer günü ki Hazreti Habibin Muhammed Mustafa alnını secdeye koymuş, kızım Fatıma'yı, helalim Ayşe'yi, torunlarım Hasan ve Hüseyin'i değil, ümmetimi istiyorum, ümmetimi dediği zaman bizleri Hazreti Peygamber ümmetinden eyle ya Rabbi. Korunanlardan, kurtulanlardan, ilahi rızaya ulaşanlardan ve erişenlerden eyle Allah'ım. O mahşer günü ki günahları ve sıkıntıları nedeniyle bazıları dizine kadar, bazıları beline, bazılarını boğazına kadar ter içerisinde olduğu anda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam cennete girmeyip de ümmetimi istiyorum, ümmetim olmadıkça cennete girmem dediğinde bizleri Hz. Peygamber ümmetinden eyle, korunanlardan, kurtulanlardan, cenneti hak edenlerden, günahı affedilenlerden eyle ya Rabbi. O mahşer günü, o yapılan değerlendirmede, o yapılan tartıda bizler günahımızda, sevabımızda huzurunda olacağız. Günahlarımız fazlaysa affeyle ya Rabbi. Bizleri cehennemi görmeden, cehenneme girmeden, cenneti alaya varanlardan, erişenlerden, bu mükafata ihsan edilenlerden olmayı bizlere ihsan eyle ya Rabbi. O mahşer gününde inne ashabel cennetil yevme fî şûlen fâkihûn hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâike müttekiûn lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn selâmun kavlen min rabbir rahîm diye buyurduğun o mahşer gününde bizleri, ana babamızı, evlatlarımızı ve torunlarımızı hep birlikte cenneti alada gölgelenenlerden eyle Allah'ım. Meleklerin hizmetine, hürmetine, muhabbetine, selamına muhatap olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi işlerimizde hayırlar, bereketler nasip eyle. Bu sürecin sonrasında memleketimize, insanlara ve insanlığa huzur nasip eyle. Hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle, helal kazançlar nasip eyle, ticaretimizde, siyasetimizde, ibadetimizde, hidayetimizde, ilişkilerimizde, beraberliklerimizde İslam'a uygun hareket etmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler hatalı ve kusurlu, sıkıntılı ve kederli, zaafı olan kullarınız. Sen bizlerin dertlerini biliyorsun. Bizler Habibin Muhammed Mustafa senden ne istiyorsa onları istiyoruz. Onları bizlere ihsan eyle. Nelerden sana sığınıyorsa Hz. Peygamber, biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri onlardan muhafaza eyle. Bizleri dünyada da ahirette de huzurlu ve mutlu yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Sıkıntılar olacaksa sıkıntılara karşı bizlere direnç ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri çekemeyeceğimiz hususlarda imtihan eyleme ya Rabbi. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Buyurduğun gibi bizlere gücümüzün üzerinde yük yükleme ya Rabbi. Bizlere yardım eyle, bizlere mağfiret eyle, bizlere rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gönlümüze huzur ihsan eyle, zihnimize hayırlar, selametler nasip eyle, kalbimize ferahlıklar ihsan eyle ya Rabbi. Koronavirüs belasından, bu sıkıntıdan en kısa zamanda ülkemizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Beytullah'ın evim diye tarif ettiğin Kâbetullah'a ulaşmayı bizlere nasip eyle. Biz Beytullah'tan, Beytullah bizden, insanlar Beytullah'tan, Beytullah insanlardan mahrum olduğu bu günümüzden en kısa zamanda kurtulmayı nasip eyle. Resulullah'ın huzuruna varmayı bize ihsan eyle. O Habibin ki Resulün, kabrimin başında bana selam verenlerin selamını alırım, hemen selamlarını iade ederim buyuruyor. Bize o nimeti tekrar ihsan eyle ya Rabbi. Beytullah'a el yüz sürmeyi, evine yakın mesafeden misafir olmayı bizlere ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, malımıza, canımıza, ırzımıza, arzımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize zarar vermek isteyenlerden sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü sıkıntılardan devletimizi, milletimizi muhafaza eyle. İftiradan, dedikodudan, yalandan, dolardan, zarardan, ziyandan bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbim. Dualarımızı Habibin Ahmed-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Cennetul Mualla'da, Cennetul Baki'de yaptığı, senin ilahi katında makbul olan dualara ilhak eyle, kabul eyle ya Rabbim. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Allahümme ahfazna min şerri zalimin. Allahümme ahfazna min şerril münafıkîn. Allahümme ahfazna min şerril fâsikîn. Allahümme ahfazna min şerril cahilin. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allahümme inni auzu bike min azabil kabri ve min azabil cehennem ve fitnetil mahye ve memat ve min şerril fitnetil mesihid deccal. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huves semî'ul alîm. Bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi, bu gecemizi bereketli eyle. Bu gecemizde rahmet eyle. Bu gece açmış olduğumuz bu ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bu gece bizim nasıl olmamız gerekiyorsa öyle olmamızı, öyle sabahlamamızı, günahsız olarak sabaha çıkmamızı bizlere lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Hatim şerif okuyanlar, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, tevhid, tesbih, selavat getirenler ve bizi takip edip duaya amin diyenlerin her ne muratları varsa bu gecenin yüzü suyu hürmetine hayırlısıyla ihsan eyle ya Rabbi. Şerlerden, şerlilerden, kötülerden, kötülüklerden cümlesini muhafaza eyle ya Rabbi. Uzun bereketli ömürler ihsan eyle, tuttuğumuz oruçları makbul eyle, kıldığımız teravihleri, verdiğimiz sadakaları, zekatları, infakları, fitreleri makbul eyle. Bayram sabahına hayırlısıyla çıkmayı nasip eyle. Hz. Peygamber'in buyurduğu gibi bayram sabahını bizler için cennet meyvesi olmayı, cennetlik insanlar olmayı hak edecek bir kıvamda geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve selametun alel müminin vel müslimin vel muhsinin vel muhlisin vel muttaqin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fâtiha tema salavat. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, çok kıymetli hemşerilerimiz, hepinizin bu gecesini tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Ortak bir mesaj olarak bizi takip edenler veya birbirimize yakın olanların birbirlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi de bu vesileyle arz ediyoruz. İnşallah dualar Allah Resulü Hazreti Ayşe annemize buyurduğu gibi, ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet buyurduğu ve söylediği gibi biz de Rabbimizden affımızı diledik, dualarımızın ihsanını ve kabulünü istedik, sıkıntılarımızın ve kederlerimizin def olmasını, ülkece, milletçe, devletçe hayırlı gelecekler nasip olmasını ve Yüce Allah'ın ihsan etmesinin duasını ve niyazında bulunduk. Şimdi teravih namazını kılıp arkasından da 2 rekat nafile namaz kılıp kendi adımıza, kendi dilimizde, kendi halimizde, kendi hissiyatımızda 5 dakika bile olsa Rabbimize yönelip, Rabbimize iltica edip, durumumuzu arz edip hayırlısıyla bu geceyi geçirmeyi ve sabahın ışığına kadar meleklerin inip bizleri ziyaret ettiği bu süreçte dualarımıza amin demelerini, bizlerle el sıkışmalarını ve Cebrail aleyhisselam başta olmak üzere tüm meleklere derdimizi deva olacak şekilde Allah'a ulaştırmaları ve eriştirmeleri için arz edip onlarla tokalaşıp selamlaşıp onları ağırlayıp uğurlamayı bizlere nasip eylesin diyor. Hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Gece saatler yine 01.30'u gösterdiğinde bu akşam yine sizlerle birlikte olacağız. Peygamberlerin hayatından bahsetmek suretiyle hasbihal edeceğiz diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.